geldi. Gelmesiyle hepimiz büyük bir sevinç ve huzur içerisine girdik. Kardeşliğin arttığı, yardımlaşmanın, sabrın daha fazlaca görüldüğü bu güzel ayda sizlerle birlikte beraber olmak gerçekten bizi memnun ve mutlu ediyor. Ramazan ayında en güzel sofra hangisidir? Hiç şüphesiz lokmaların paylaşıldığı sofradır. Bu anlamda biz her yıl olduğu gibi lokmamızı sizlerle, gazilerimizle, şehit yakınlarımızla birlikte paylaşmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu vesileyle bu milletin bekası, devletin bekası, milletin bütünlüğü, ülkesi ve birliği, milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda etmiş kahraman şehitlerimize, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gene bu ülke için canlarını feda etmekten çekinmemiş gazilerimiz, kahraman gazilerimizin ve şehitlerimizin bizlere emanet olarak bıraktığı siz şehit ailelerinin gene aynı şekilde Allah'tan sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur içerisinde güzel bir ömür sürmenizi temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi 2 gün önce Şırnak'ta bizi gerçekten üzüntüye boğan 13 şehidimizin bulunduğu bir helikopter kazası söz konusu oldu. Gene son 30 yıldır ülkemizi derinden etkileyen, bir terör hadisesiyle mücadele etmek için çabalayan kahraman komutanlarımız, askerlerimiz orada şehit oldular. O durum tabii bizi gerçekten derinden üzdü. Derinden üzdü ama bu milletin teröre karşı, hainliğe karşı, düşmana karşı verdiği o çelik iradesini de hiçbir şekilde sarsmadı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu vesileyle sizlerle birlikte olmak bizi gerçekten memnun ve mutlu ediyor. Ramazan'da bizlerle beraber olduğunuz için, soframızda bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum. Afiyet olsun temennisinde bulunuyorum. Hayırlı iftarlar. La ilahe alemin ve erhamer rahimin. Tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi kabul-i makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yediğimiz şu leziz yemeklerle hayırlı ameller işlemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemizin dört bir köşesinde canını feda etmek suretiyle şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, başta 2 gün önce olmak üzere şu vatan için, şu millet için, şu devlet bayrak için, din için vücudunu çekinmeden kara toprağın bağrına veren aziz şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına da rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu Ramazan ayı insanlık için, ülkemiz için, yaşadığımız şu yöremiz için hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Bizleri sevk ve idare eden devlet büyüklerimize, dünya için, ülkemiz için, yaşadığımız yöre için hayırlı projelere imza atmalar nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahe Alim, bildiğimizi, dinliğimizi muhafaza eyle. Ülkemiz üzerinde beslenen kötü emellere, kötü tuzaklara sen milletimizi ve bu milletin koruyucusu durumunda bulunan askerimizi, polisimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Onları her türlü tehlikelerden emin-i muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, eğitim gören yavrularımıza gelecekleri her türlü sınavlardan kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Başarılar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, güzel bir yörede, güzel bir bölgede yaşam imkanını bizlere verdin. Sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Topraklarımıza bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Ürünlerimize bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu mübarek Ramazan ayının akabinde bayrama, sağlık sıhhat içerisinde sevdiklerimizle, çoluk ve çocuğumuzla, dostlarımızla, komşularımızla beraber ulaşmayı
cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Duarmakâhâ ve yâsîn ve selâmün aleyhi mürselîn. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Fatiha.